Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba dostlarım. Bugünkü videomda tavuk nasıl beslenir? E, sizlere bununla ilgili çok güzel bilgiler aktaracağım. Çünkü e, birçok kişi bana Instagram'dan, Facebook'tan sorular soruyor. Ama arama motoruna tavuk nasıl beslenir yazdığım zaman hiçbir video çıkmıyor. Bu yüzden hem yazın hem de kışın geçerli olacak tavuk nasıl beslenir? Sizlerle paylaşmak istedim. Tek bir video altında insanlar ulaşarak anlatacağım şekilde bakabilir. Arkadaşlar, tavuk nasıl beslenir? Bahsedeceğim yetişkin ve yumurtlar durumdaki hayvanlar için geçerli. Öncelikle günümüz şartlarında yem fiyatlarının çok ama çok yüksek olduğunu artık hepimiz biliyoruz hayvan besleyenlerin çoğu bunun farkında. Size anlatacağım yöntemlerde hem yemden kar edeceksiniz hem yemleriniz ziyan olmayacak hem de hayvanlarınızı doğru bir şekilde besleyerek yüksek verim alacaksınız. Ben kendi yöntemimi sizlerle paylaşıyorum. Sizler de aynısını kendi hayvanlarınıza uygulayabilirsiniz. Örneğin ben bir gün boyunca hayvanlarıma nasıl baktığımı öncelikle yaz ayı için sizlere aktaracağım. Ben sabah uyandığımda Öncelikle kümesimin kapısını açarak bütün hayvanlarımı dışarıya salıyorum. Kümesimi havalandırıyorum. Bu en önemlisi. Hayvanlarınızı hastalıktan korumak istiyorsanız kümesinizi havalandırmak zorundasınız. Daha sonra öncelikle sularımı yeniliyorum. Taze su aktarıyorum. Bunun için çeşme suyu kullanmamaya gayret gösteriyorum. Geceden çaydanlık altında kalan sular mikrobu, kloru yok olmuş, hayvanlara zarar vermediği için faydası da var. Bu yüzden çeşme suyu kullanmamaya gayret ediyorum. Ve bütün suluklarımın içerisine pislik girmiş mi, girmemiş mi bunu da kontrol ediyorum. Eğer ki içine dışkı ve pislik girmişse o suyu yeniliyorum. Daha sonra kümesimdeki yemlikleri kontrol ederek hayvanlarıma ölçü birimi olarak yem veriyorum. Bu söyleyeceğim bilgileri bir kenara not alın arkadaşlar. Yaz aylarında hayvanlara vereceğiniz fazla besinler Hayvanlarda yağ yapacağı için yumurtayı keser. Ben tavuk başına bir çorba kaşığı buğday hesaplıyorum. Görmüş olduğunuz bütün tavuklar için geçerli. Çünkü bunların hepsi minyatür. Diyelim ki siz köy tavuğu besliyorsunuz. İri tavuklar besliyorsunuz. Bunun içinde vereceğim ölçü bir buçuk çorba kaşığıdır. Aradaki farkı bu şekilde kapatabilirsiniz. Benim gibi süs hayvanı besleyenler bir çorba kaşığı tavuk başına... Büyük ırk ya da köy tavuğu besleyenler 1,5 çorba kaşığı buğday. Bu günlük verdiğim standart yem ölçüsüdür. Şimdi bunları kafeslerde 3 artı 1 besliyorsun. Bunu nasıl ayarlıyorsun? Bir kaba yemi koyuyorum. Kaşıkla yemliklerini dolduruyorum. Yiyip yememek onların sorunu. Hiçbir tavuk açlıktan ölmez. Hastalıktan ölür arkadaşlar. Hepsi kendi ölçülerince yemleri tüketiyorlar. Yaz aylarında sadece buğday vererek hayvanlardan yüksek verim alamayız. Ama yağlanmasını istemiyorsak ev artıklarında sık sık vermemeye dikkat etmeliyiz. Örnek veriyorum. Buğdaydan sonra ne verebilirim? Arkadaşlar ben marka önermiyorum, reklam yapmıyorum. İstediğiniz bir yumurta yemini alabilirsiniz. Yine aynı şekilde kişi başı bir çorba kaşığı gelecek şekilde yumurta yemini bir kaba koyun. Ben böyle bir kabın içerisine koyuyorum. Direkt önlerine yumurta yemini dökmüyorum. Çünkü yumurta yemi birçok yemin öğütülmüş halidir. Böylelikle içindeki taneleri yiyorlar ve toz olanlar maalesef ziyan oluyor. Bu da büyük bir zarar, maddisel kayıp demektir. Bunun önüne de şu şekilde geçiyorum. Kişi başı Koymuş olduğum yumurta yemini ıslatıyorum. Böylelikle toz yumurta yemi ıslandığı için ee, diğer yemlerle birleşiyor ve hayvanlar onu da tüketiyor. Böylelikle yemden yine kar etmiş oluyorum. Bu sistem size diyetsel gelebilir. Ben sporcu bir insanım. Kendi yeme içmeme dikkat ettiğim gibi hayvanlarımın yeme içmelerine de dikkat ediyorum. Her gün önlerini doldurup 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 ''Aa bugün de bitirmemişler'' ya da ''Yenisini ekleyeyim'' gibi durumlara kendimi sokmuyorum. Bu sizlere söylediğim verme şeklim günde bir defa arkadaşlar. Gün boyunca başka bir yem vermiyorum. Sabah uyanıyorum hayvanlara sizlere söyledim ölçekte yemlerini veriyorum. Yaz aylarında benim standart yem verme şeklim bu şekilde. Ekstra olarak eğer evde bulgur pilavı ya da pirinç pilavı kaldıysa bütün kafeslerime yine kaşık usulü dağıtıyorum ama onun dışında buğday ya da yumurta yemi vermiyorum. Yani yumurta ve buğday yemenin yerine tamamen o gün bulgur pilavı ya da pirinç pilavı veriyorum. Bunu da haftada bir ya da ayda bir kez yapıyorum. Sık sık verdiğiniz ev atıkları hayvanlarınıza yağ yapar. Yumurta yapmasını engeller, çatlayıp ölmesine kadar da yolu var. Yeşillik olarak yazın hiçbir şey vermiyorum çünkü bütün yeşillik türleri ee, hayvanları ishal eder İshal ettiği zaman bulaşıcı hastalıklar yayılır İshalın bir sürü çeşidi var Beyazı var, yeşili var, kanlı ishalı var Ve ölümlere sebebiyet verir Yeşillik olarak sadece arada bir Buğday filizlerini ben Bu tarz gördüğünüz yemlik tarzındaki Saksılara ekiyorum Çıkan filizleri hayvanlarıma kırparak veriyorum Bunun dışında yaz aylarında Yeşillik vermiyorum Kısaca kış aylarında neler verilebilir Hemen ondan bahsetmek istiyorum Arkadaşlar kış aylarında vermiş olduğum ölçüyü bir tık arttırıyoruz. Çünkü yaz aylarında yemiş olduğu fazla kalori ya da proteini yakamadıkları için yağlanmalarına sebebiyet veriyor. Bu yüzden ölçülerimiz az. Kışınsa tam tersi. Isınmak için yemeklere yakıta ihtiyaçları var. Bu sefer süs hayvanı besleyenler kışın kişi başı yani tavuk başına 1,5 çorba kaşığı buğday bir buçuk çorba kaşığı yumurta yeme olarak hesaplayarak verebilirsiniz. Benim kümesimde 100 tane hayvan var kim uğraşacak kaşık hesabıyla diye edebilirsiniz. Bu sizin probleminiz. Ben kümesimdeki yüksek verimi yapmış olduğum sisteme borçluyum. Tek tek de ilgileniyorum. Şu an benim kümesimde de hemen hemen 50'den fazla yetişkin hayvan var. Diğer kafeslerimiz de dolu. Alt kafeslerimiz de dolu. Bunu yapmam çok büyük bir vaktimi almıyor. Yaklaşık yarım saatte bütün işlerimi hallederek kümesten ayrılıyorum ve bir daha kümese uğramama gerek kalmıyor. Yine haftada bir defa bulgur pilavı, pirinç pilavı verebilirsiniz. Bunun dışında kesinlikle hiçbir yeşilliği, buğday filizi dahi kışın vermiyorsunuz. En ufak ishal kışın hayvanı çabuk düşürür ve ölümlere toplu ölümlere sebebiyet verir. Buğday filizi dahi vermeyip onun yerine kuru soğan, kuru sarımsağı küçük küçük kıyarak hayvanlarınızın önüne verirseniz hem sıcak tutar hem de fazla yumurta yapmalarını sağlar. Bu arada buğdayın içerisine de Örnek veriyorum 5'te 1 oranda yani 5 kilo buğdayın içerisine 1 kilo mısırı kırık mısırı karıştırarak e, yine kaşık usulü toplu olarak koyabileceksiniz. Büyük ırk besleyenlerse ise 2 çorba kaşığı olarak tavuk başını hesaplayabilirler. Sularına söylemeyi unutmuş olabilirim. Yaz aylarında haftada bir defa elma sirkesi koyabilirsiniz. Kış aylarında da yine e, sularına haftada bir defa pekmez koyabilirsiniz. Bu da onları sıcak tutmaya yarar dostlarım. Haftada bir defa haşlanmış yumurtayı kış aylarında verebilirsiniz. Hayvanların yine yakıt ihtiyacını karşılar, eksiklerini tamamlar. Ben bu şekilde basit yöntemle az çeşitli hayvan bakıyorum. Ve kayıp oranım neredeyse yok denecek kadar az. Bunun ispatıysa geçmiş videolarımı inceleyebilirsiniz. Yaklaşık 2 yaşına giren altın zibritlerim olduğu gibi kafeste. Hiçbir şekilde... Eksilme olmadığı gibi maşallah kızları da yumurta çağına geldi yan kafeste duruyor. Demek ki biz doğru hareket edip doğru besliyoruz. Sizler de bu söylediğim şekilde hayvanlarınızı besleyebilirsiniz. Videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu bilgiye ihtiyacı olan tanıdıklarınızla linklerini paylaşmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.